Arkadaşlar bugün aracımıza ayna altı sinyal ve ayna altı kartal gözü montajı yapıyoruz. Burayı ben matkapla delip kartal gözünü koydum. Kablosunu da buradaki kablo yerlerinden buradan bu şekilde buraya taşıdım. Sonra buranın iç kısmından aldığım kablolarımı bu şekilde taşıp buraya getirdim. Şu andaki yaptığımız tesisat bu. Diğer tarafın aynasını döşedim. Burayı da yaptıkça videoyu alacağım size. Arkadaşlar buraya iki tane kablo çıkarttım ben. Birisi kartal gözü için, birisi de ayna altı led için. Şimdi onların montajını yapıyorum ben. Kabloları taşıdım. Benim arka taraftaki sinyallerden çektim ben. Sinyal için. Sol ve sağ sinyalleri oradan aldım taştı. Ön tarafa. Burası daha bana kolayıma gitti. Bazıları bu sol taraftaki sinyalden alayım. Kabloyu taşıyorlar. Arka taraftaki sinyal kablolarının yerini biliyordum. Direkt oradan kabloyu taşıp işimi bitirdim orada. Kartal gözünün kablosu. Fazla kablom mu bu iş kısımda yer var. Oraya taşıyorum. Bunu da ayna altı led için kullanacağım. Evet, aynamızı alalım. Arkadaşlar ayna altı ledimi ben sadece şuradaki plastiği hafif kaldırıp altındaki köpük kısmını biraz soydum. Çift taraflı ince bantla bunları yapıştırdım. Buradaki kablo ledde biraz zayıf olduğu için buraya hafif biraz silikon yaptım ben. İşlem bu kadar. Çok zor bir şey değil. Şimdi bunun bağlantısını yapacağım. Ondan sonra aynayı yerine tutacağım. Aynayı da açarken hafif sol ve alta doğru getirip üst taraftan boşluk bırakıyorsunuz. Elinizden aşağı doğru çekerek dişleri kurtarıyorsunuz. O şekilde aynayı sökülüyor. Aynayı sökmek de çok zor bir şey değil. Kablo da ince olduğu için kopuyor biraz. Bu şekilde topluyorum kendim rafla. Bağlantıyı yaparken bizi zorlamasın. Şimdi bunu da bağlantısını yapacağım ben. Çizgili kablolarımı aynı şekilde çizgili yapın da artılar belli olsun. İsterseniz bu bağlantı yerlerine lehim de yapabilirsiniz.
kablo çekmem benim dışarıya sıkıntı olduğu için ben sadece izole edip bağlantıyı tamamlayacağım. Bunu da bu şekilde hallettik. Bu tarafa gelsin. Aynamız bu şekilde arkadaşlar. Kabloyu şu şekilde mekanizmaya sıkıntı olmayacak şekilde. Bu körük bu şekilde aşağıda olacak. Çıkarırken de takarken de. İlk başta şurayı oturtturma arkadaşlar. Ondan sonra çemberin etrafındaki dişleri. Sistem bu kadar. Bu kadar basit. 10 numara 5 yıldız bir iş oldu. Ben şimdi arkadan çektim demiştim arkadaşlar kabloyu, sinyali. Arkadan bir tane iki damarlı bir kabloyla birini sağ sinyal, birisi de sol sinyal olarak taşıdım ben bunu. Nötrü de tavan lambasındaki kartal gözleri için kullandığım kablodan alacağım. Şimdilik videoyu biraz kapatalım. Arkadaşlar ufak bir ara verdik. Aramızdan sonra ben kapının döşemesini taktım. Yaptıklarım burada nelerdi? Kabloyu bu şekilde fitilin altından aldım. Ayrıyeten ben orayı yaparken bir de tavan lambasından aldığım kabloyla birlikte buraya bir de ayrıyeten led döşedim. Arka kapıyı bir kapat bassana. O ledde tavan aydınlatmasındaki ledlerden aldım arkadaşlar. İki tane üçlü ledle bir ayak altı aydınlatması yaptım buraya da yine. Kartal gözümüzü sinyalimizle yaptık. Bir gösterelim size de. Sol sinyal. Gündüz olduğu için pek belli olmuyor ama. Akşamüstü yine video çekerim. Kartal gözlerimizi de burada arkadaşlar. Ya ben ne olayım aslında benim. Bak bu şekilde daha çok belli oluyor. Evet. Ayna altı sinyal ledlerimiz bunlar. Bunlar da kartal gözlerimiz arkadaşlar. Hepsinin montajını yaptık. Bitirdik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecek. Size hayırlı günler. Arkadaşlar ayak altı aydınlatmamız da bu şekilde. Eskiden maviydi, şimdi kırmızıya çevirdim. Aynı altı ledlerle uğraşırken bunlar da bir tekrar elden geçirdim. Tepe lambasına bağlı arkadaşlar bunlar. Tepe lambasını kapattığın zaman kapanır. Kapılar açıldığı zaman tekrar açılır. Şu anda tepe lambasını kapattım. Kapılar açtığımız zaman tekrar yanıyor. Arkadaşlar ayna altı sinyal ledimiz aynanın arkasından bu şekilde kırmızı yanıp yanıp sönüyor. Şimdi sağ tarafı verelim. Sağdaki de bu şekilde aynanın arkasında yanıp yanıp sönüyor. Dörtleri açtığımız zaman da hepsi yanıp yanıp sönüyor.